Evet, şimdi 17. sorunun devamında şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. A'yı negatif aldığımızda bu böyle çizilmesi gerekiyor. A'yı negatif aldığımızda. Yani A'ya bölüyorsun her yeri. Ya x bölü A artı y bölü A, aynı şeyleri yapacağım. Bir, şurada negatif olduğu için buralardan geçen bir doğru oluyor. Bu şekilde çizdik. Burası A birim. A birim. Tabii bu doğru. Y eşittir. A değeri y eşittir eksi birden küçük olması lazım. Alt tarafa düşüyor ya. Y eşittir eksi bir doğrusu. X eşittir sıfır doğrusu. Bu oluyor arkadaşlar. X eşittir sıfır doğrusu. Y eşittir eksi bir doğrusu ve bizim doğrumuz. D doğrusu. X artı y A doğrusu. Bu üçü arasında kalan bölge burası. Burayı düşünerek ikinci durumu düşünebiliriz. Çünkü olabilirli bir soru. A negatif olduğunda böyle bir durum olabilir. Şurası arkadaşlar aralarındaki fark büyük olan eksi 1 olduğu için eksi 1 eksi A. Büyükten küçüğü çıkardım. Bura pozitif olmak zorunda. Burada da yine buranın eğiminin bir birim olduğunu görebiliyorsun. Bak A'ya A. Burasının bir birim olması için kenarların eşit olması lazım. Burasında da aynı eğim var. Yani eksi 1 eksi A burası da. Eksi 1 eksi A. Buradaki üçgen, dik üçgende alan. Eksi 1 eksi A çarpı eksi 1 eksi A bölü 2 eşittir 8. Eksi eksi artı 1 artı A, 1 artı A diye düşün. Eksileri başa aldım ve çarptım. Artı yaptı 16. 1 artı A'nın karesi eşittir 16. 1 artı A eşittir 4 olur. Her iki tarafın karekökünü aldım. Burada da her iki tarafın karekökünü aldım. 4 olur. Ama bu mutlakça olmak zorunda. Mutlakça çıkmak zorunda. O zaman şöyle yapalım. 1 artı A eşittir. Ya 4'tür. 1 artı A eşittir ya da eksi 4'tür. Buradan A eşittir 3 ya da A eşittir eksi 5. Evet. Diğer eksi durum burada oluyor arkadaşlar. Negatif olduğu için ben 3 alamam. A'yı pozitif, negatif almak zorundayım. Bu da bu değer. A eşittir eksi 5 olabilir burada da. A değeri olabilir. Bu da 17. sorunun devamıydı.